Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Lezzetli üzümleri, meşhur pekmezi ve tarihi dokusuyla ünlü Kayseri'nin İncesu ilçesinde. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Evet başkanım, şu anda İncesu'da bağ bozuyoruz. İncesu üzümü tabi dillere destan bir lezzeti, tarihi, geleneği var. Neler söylemek istersiniz? Evet, şu an bağ bozum sezonundayız. İlçemizin Aksu Bağları mevkiindeyiz. Artık bağ sezonu bitmek üzere. Pekmez sezonu başladı, o da bitmek üzere. Şimdi üzümlerimizi kesiyoruz. Burada İncesu'muzda yaklaşık 36 çeşit üzümümüz var. Bu da beyaz üzüm dediğimiz onlardan bir tanesi. Üzümümüz, bunlar şiresi bol olan üzümler. Yani pekmezlik üzümler bunlar. İnşallah güzel, kaliteli bir pekmez yaparız birlikte. Birlikte gerçekleştiririz bu süreci. Dediğim gibi bu mevkide Kaya Bağlar. Bu mevkimiz Kaya Bağlar. İncesu'nun en kaliteli üzümleri Kaya Bağlar'da yetişir. Bunlar kayaların gezlerinde yetişen özel üzüm çubuklarımız. Tabii artık bağcılık sektörü İncesu'da yavaş yavaş gelişmeye başladı. Biz insanlarımızın bağına yönelmesini, bağında çalışmasını, bağına bakmasını istiyoruz. Niçin? Doğal bir şekilde üzüm üretmek, pekmezi üretmek ve bunu da bir geçim kaynağı haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Bunun için de biz belediye olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Herkesi, yani bu memleketin her insanının bir bağı var zaten. Bağlarına gelmesini, bağlarına bakmasını, eksiklik yolları hususunda, diğer farklı eksiklikler hususunda biz İncesu Belediyesi olarak yanlarındayız. Başkanım, üzümü kestik. Şimdi evet. Çiğnemeye mi gidiyoruz? Şimdi çiğnemeye gidiyoruz. Çiğnemeye. Evet. Hadi şimdi buyurun, birlikte gidelim. Eyvallah. Biraz önce topladığımız üzümleri insan gücü dedi ayağımızda çiğnemek suretiyle suyunu çıkartıyoruz. Şiresi dediğimiz. Tabii buradaki esas olan üzümün içerisindeki çekirdeklerin ezilmeden suyunun çıkartılması. Zira çekirdekleri de ezersek başka bir makineyle yaptığımızda acısı içine çıkabilir. Şimdi bu suyunu çıkarttıktan sonra da kazanı alıp durultacağız. Maşallah, oldukça da güzel ezmişsiniz. Güzel de şıra çıktı başkanım. Bu işi biliyorsunuz. Tabii yıllardır yapıyoruz. Aileden gördüğümüz bir uygulama bu. Alıştığımız bir şey. Belediye başkanı olmadan önce de çiğniyordunuz. Olduktan sonra da. Burada belediye başkanı olduktan sonra tabii bana, bizim ailemiz yaptırmıyordu da eşim falan. Ama burada çiğniyoruz. Bildiğimiz, alışık olduğumuz bir süreç bu. Pekmez kaynatma. Maşallah, ama dediğim gibi tekniği de biliyorsunuz. Gayet de güzel şire çıkarttınız. Elinize ayağınıza sağlık. Eyvallah, afiyet olsun. Efendim, kestiğimiz üzümleri İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek arkada çiğnedi. Başkan oldum ama üzümü de çiğnemeyi de bırakmadım dedi. Elinde bir toprak var. Şimdi bakalım bu toprak ne işe yarıyormuş? Pekmez kazanının başındayız. Başkanım, kazanın başındayız. Biraz sonra ateşi harlayacağız ama bu toprak ne işe yarıyor? Şimdi biraz önce üzümü kestik, çiğnedik, şiresini çıkarttık, kazana aldık. Şimdi bu toprak ağ toprak dediğimiz bir toprak. Bu toprağı içine karıştıracağız ve hafifçe ısıtacağız kazanımızı. Ve 3-4 saatlik gibi bir süre soğumaya bırakacağız. Böylelikle o şirenin durulacak şire, tertemiz pırıl pırıl bir su kalacak üstte. Onu da pekmez leğenimize kaynamak üzere aktaracağız. Boşaltacağız ve daha sonra da o lezzetli, enfes ve sağlıklı pekmezimizi elde edeceğiz. Aynen öyle. Şu an bu toprak katmadan pekmezi elde edemeyiz. Öyleyse şiremizi dinlendirilmek üzere. Buyurun başkanım. Efendim, şireye toprağı kattık ve toprak birkaç saat dinlendikten sonra altta kaldı. Üstteki o berrak suyu ise İşte başkanımın savurduğu kazana biraz önce almış bulunduk. Şu anda da pekmezimiz kaynıyor. Şu an pekmezliğini aldık. Topraklamadan sonra dinlendi şıramız. O dinlenen şırayı süzdük. Pekmezliğini aldık. Gördüğünüz gibi
böyle berrak bir su haline dönüştü ve kaynıyor şu an. Yaklaşık 2,5-3 saat kadar ateşte kaynayacak, pekmezimiz hazır olacak. Pekmez hem kanı cıvıtıyor, ısıtıyor insanı, çocuklarımızın zihnini de açar. Dediğim gibi koronanın da ilacı. Elinize sağlık başkanım, evet. Oldukça da lezzetli gözüküyor. Efendim şu anda belediyeye ait üzüm pekmezi üretim tesisindeyiz ve yanımızda da Şevket Bey var. İncesu'da yaşayan vatandaşlar ellerindeki üzümleri bu tesise getiriyorlar ve belediye tesisteki gelen üzümleri satın alıyor vatandaşlara. Bu şekilde de İncesulu vatandaşların üzümlerine bir istihdam kapısı sağlanıyor. Buraya gelen üzümlerimiz, bizim vatandaşlardan aldığımız üzümleri biz önce makinelerin yardımıyla el değmeden kendi yıkıyor, kendi çöpünden ayırıyor. Oradan presleme makinesine geçip presleme makinesi kendi eziyor, suyunu alıyor. Yani halk diliyle şırasını alıyor. Biz onu diğer kazana aktarıyoruz. Gene hortumların, yardımcı hortumların desteğiyle gene el değmiyoruz. Sadece yani tabiri caizse halk diliyle anam babam usulü aynı toprağı biz kullanıyoruz. Pekmez toprağını burada da kullanıyoruz. Ama sadece pekmez toprağını ne kadar atacağımızı, ne kadar kıvama geleceğini biz onları ayarlayarak içine katıyoruz. Bunları kattıktan sonra belirli bir süre, yaklaşık 12-13 saat kadar dinlendiriyoruz. Bu şıra durulduktan sonra biz bunu diğer kazana aktarıyoruz. Pekmez olacak kazanla. Burada buhar yardımıyla, vakumlama yoluyla yani kazana alıyor. Orada belirli bir süre, onun ayarladığımız süresi kaynayarak ondan sonra acaba bunun içindeki buharı biz gene el değmiyoruz. Gene şey yapmıyoruz. Kapalı yerde pekmez üretimi yapılıyor bu şekilde. Ve son halini de almış oluyor. İşte şöyle İncesu Belediyesi'nin tesisinde, pekmez üretim tesisinde işte görüyorsunuz tazecik üzümlerle vatandaşımızın bağında, bahçesinde yetişen üzümle elde edilen pekmez biraz sonra benimle buluşacak. Bakalım ben de sizler için pekmezi yorumlayacağım efendim. Şöyle bakalım bir tadalım. Evde yapılandan hiçbir farksız. Evet. Başkan Bey'le de pekmez yaptık. Onunla yaptığımızdan da farksız. Gayet güzel. Oldukça kıvamı da tadı da yerinde. Yiyene afiyet olsun. Yapanın da eline, emeğine sağlık. Tabii ki İncesu denildiği zaman akla gelen ilk yer hiç kuşkusuz ki İncesu Marina, muhteşem göleti ve eşsiz Erciyes manzarasıyla müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Gayet nezih bir ortamla karşılaştık Gezici Ada programı olarak. Marina hakkında neler söylemek istersiniz? Öncelikle hoş geldiniz diyelim. İncesu Marina'mız İncesu Belediyesi'ne ait tesisimizdir. İncesu Belediyesi 1,5-2 senedir hizmet vermektedir. Nezih bir ortam. Arkamızda Erciyes Dağımız, göletimiz, mesire alanımız buradan mevcuttur. Gelen müşteri ailecek, gelebilecek, nezih bir ortam. Burada illaki gelip burada yemek yemek zorunda değil. Mesire alanımız var. Kendisi pikniği alanı da yapabilirler. Yürüyüş parkurlarımız var. Yürüyüşler de var. Çocukların oyun parkımız var. Oyun parkında oynatabilirler. Peki bulunduğumuz nokta şu anda Kayseri'ye ne kadar uzak? İncesu'ya kaç kilometre uzak? Nasıl tarif ederiz müşterilerimizi? Şöyle, Kayseri'den İncesu merkezimize 35 kilometre uzaklıkta. İncesu'dan da buraya 5 kilometre. Toplam 40 kilometre uzaklıkta oluyor Kayseri merkeze. Yani Kayseri'ye 40, İncesu'ya ise 5 kilometre uzaklıkta gerçekten doğayla da iç içe muhteşem ailece gelip burada keyifli dakikalar geçirebileceğimiz bir yer. O zaman tüm Kayserileri, hemşerilerimizi ve tabii ki il dışından gelmek isteyen vatandaşlarımızı da İncesu Marina'ya ne yapıyoruz? Bekliyoruz inşallah. Gelip görmelerini tavsiye ederim. İncesu'da gezintimiz devam ediyor efendim. Rum Aziz Estasyon Kilisesi'ndeyiz. İçinde bulunduğumuz kilise 1800'lü yılların hemen başında yapılmış ve günümüze kadar da son haliyle ulaşmış. Duvarlara baktığımızda maalesef tahrip edildiğini, yakılan ateşlerden dolayı duvarlarda islerin oluştuğunu söylememiz mümkün. Yine bunun yanında da define arayan kaçak definecilerin bir hedefi haline gelmiş bu kilise ve birçok noktası delik deşik edilerek deyim yerindeyse didik didik define aranmış. Fakat Rum Aziz Estasyon Kilisesi için sevindirici haberi İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'ten aldık. İlmek Başkan'la birlikte pekmez yaparken kilise hakkındaki son durumu konuştuk ve restore çalışmalarının çok yakında başlayacağını söyledi. Efendim duvardaki motifler inanın gün yüzüne çıkmak için adeta artık gün sayıyor ve öylesine güzel gözüküyor ki
Buranın restorasyonu bittikten sonra da ben bir kez daha geleceğim ama sizler de bu program vasıtasıyla öğrendiğiniz İncesu'da bulunan Rum Aziz Estasyon Kilisesi'ne mutlaka gelin ve tarihin gün ışığına çıkışına bir kez de siz şahitlik edin. Efendim İncesu'da Kayabağlar mevkiindeyiz ve hemen arkamda görmüş olduğunuz kaya kütlesini geçmişte yaşayan insanlar el işçiliğiyle oyarak bu bölgede yaşamışlar. İçine girdiğimizde ise ev dizaynının geçmiş yıllardaki yansıması günümüze kadar ulaşmış. Eğer yolunuz İncesu'ya düşerse mutlaka 40 inleri yani köy inlerini görmeden buradan ayrılmayın diyoruz. Geçmişe ışık tutan bu evleri Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Kayabağlar mevkiinde bulabilirsiniz. Mutlaka ama mutlaka görmeden buradan ayrılmayın diyorum. Efendim şu anda o ünlü Osmanlı sadrazamlarından Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın 1670 yılında İncesu'ya hediye ettiği cami, külliye, çarşı ve kervansarayın önündeyiz. 1670 yılında yapılan bu tarihi yapılar bütün haşmetiyle ve ilk günkü hizmet aşkıyla günümüze ulaşmış ve 2021 yılında hala hizmete devam etmekte. Şimdi bu muhteşem yapıyı hep birlikte geziyoruz. Efendim şu anda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından 1670 yılında yaptırılan ve İncesu halkına armağan edilen kervansarayın hemen içerisindeyiz. Uzun süredir faaliyet gösteren kervansarayımız uzun süredir farklı faaliyetler göstermekte. Konaklama alanı olarak kullanılıyordu. Şu an ise biz bunu aile ortamı olarak hizmet vermekteyiz. Ailemiz doğrultusunda sıcak bir ortam, doğayla ve hayvanlarımızla birlikte sıcak bir ortam içerisinde müşterilerimizi ağırlamaya çalışmaktayız. Bayram Bey, izleyicilerimiz göremiyor ama hemen arkamızda çok tatlı iki tane kuzumuz var. Az evvel besledik. Tavşanlarımız, tavuklarımız, güvercinlerimiz, bayağı bir hayvanlarımız var. Buraya gelen çocuklar doğayla iç içe, çimle, toprakla, hayvanla haşır neşir oluyorlar. Çocuklar hayvanları görsün istiyoruz, sevsinler istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Eskinin oteli olarak kullanılıyordu. Şu anda ise biz kafe olarak, han kafe olarak hizmet veriyoruz. Artı düğün salonumuzda faaliyette düğünler yapıyoruz. Kafede de gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz elimizden geldiği kadar. Efendim Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın 1670 yılında yaptırdığı han hala ilk günkü sıcaklığıyla duruyor az önce de bahsettiğim gibi. Yolu İncesu'dan geçen herkesi de buraya bekliyoruz. Efendim İncesu'ya gelip de dolaz yememek, ev yapımı baklava yememek olur mu dedik. Ve tabii ki Aysel teyze olmaz dercesine tatlıları önümüze getirdi. Bu yöresel dolazımız. Bu da benim kendi elimle tek tek açtığım baklavam. Peki nasıl yapılıyor dolaz? Önce dolazı konuşalım. Baklava şöyle kenarda dursun. Dolaz önce yağını koyuyoruz. Sonra böyle yemek kaşığıyla ununu ilavesini koyuyoruz. O böyle biraz pembeleşince pekmezini döküyoruz. Pekmezin arkasından da bir çay bardağı da su koyuyoruz. Onu böyle karıştırıp pişiriyoruz. Pekmezin en tatlı hali diyebilir miyiz? Evet, en lezzetli evet, hali. Evet, en lezzetli hali bu kadarsını aldı. Efendim şimdi dolazı işte sizler için tadıyoruz. İncesu'nun meşhur üzümü, üzümün meşhur pekmezi, pekmezin de en tatlı Aysel ve lezzetli hali. Bağındayız. Aysel ablanın dolazı. Afiyet olsun diyelim. Şöyle yiyelim. Efendim İncesu ilçesi Kayseri'ye 25 kilometre uzaklıkta ve 30 bin nüfuslu bir ilçe. İncesu'nun en önemli özelliği hiç kuşkusuz ki yüzyıllardır adeta bu ilçenin simgesi haline gelmiş üzümü ve birbirinden sağlıklı pekmezleri. Eğer Kayseri'den geçiyorsanız mutlaka ama mutlaka İncesu hem tarihi hem de doğal yapısıyla gelmeniz ve görmeniz gereken yerlerin başında geliyor. Tekten Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Eşsiz üzümleri, muhteşem pekmezi ve tarihi yapısıyla ünlü Kayseri'nin göz bebeği İncesu'daydı. Efendim bu hafta programımıza İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de yaptığı muhteşem pekmezle eşlik etti. Önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın diyorum. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.